Şimdi bildiğiniz gibi her hafta başı haftalık bir piyasa değerlendirme videosu çekiyorum. Geçtiğimiz haftanın videosunda da Bitcoin 17 bin dolarlara kadar bile gelemez demiştim. 17 bin 400 dolara kadar spotta Bitcoin çıktı. Dediğim çıkmamış oldu. Peki bu benim düşüş beklentimi invalide etti mi? Çünkü geçen haftanın videosunda başlığımız işte Bitcoin 10 bin dolara düşebilir gibi iddialı bir başlıktı. Ben hala öyle düşünüyorum ama bu haftaki gelişmeler, işte dolar endeksinin gevşemesi, küresel piyasalardaki risk iştahının artışı bizim piyasalara nasıl yansır, görünümü nasıl yorumluyorum, bugünkü videoda da onu konuşalım. Bir de her pazartesi olduğu gibi bu hafta da çekilişimiz var, sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar merhaba, Kripto Emre'ye hepiniz hoş geldiniz. Umuyorum keyifler yerindedir. Kış geldi, havalar erken kararmaya başladı. Ben de böyle kararan havada video çekmeyi sevmiyorum. Yok işte aydınlatmayı çözmen lazım, işte görüntü daha bulanık oluyor dijital çektiğimiz için. YouTuber'ız aslında çekim kalitesini, videoyu kalitesini yükseltmek için ekipman yatırımı yapsana falan diyorlar. Ama biliyorsunuz biz burada hani görselliği oynamıyoruz. Kara kaşıma kara gözüme izlemiyorsunuz beni. Söylediklerimi, düşüncelerimi dinlemek için izliyorsunuz. O yüzden çok bir önemi yok diye o konulara girmiyorum. Bu ara hep böyle ayılı şeyler giyiyorum. O da bir subliminal mesaj değil aslında. Bir sürü arkadaş o ekranda gördüğü şeyleri, değişik şeyleri yorumluyor. Yok arkanda boğa var, yok kırmızı ışık yapmışsın, yok işte ayı giymişsin. Denk geliyor. Ama şu gerçeği değiştirmiyor. Şu an hala ayı piyasasındayız arkadaşlar. İşte Fed'den biliyorsunuz faiz arttırımları konusunda yavaşlama sinyali geldi. Onunla beraber dolar endeksi düştü. Küresel piyasalarda risk iştahı arttı. Bununla beraber de Bitcoin 17 bin dolara kadar bile çıkamaz derken ben Bitcoin'de böyle bir ufak yükseliş oldu. 1000 dolarlık falan bir hareket oldu. 17.400'lere kadar gördük. Şimdi ben bu videoyu çekerken türev borsasında Bitcoin fiyatları direniyor. Ama spotta 16.900'lere kadar düşmüş durumdayız. Ben şu son fiyat hareketini nasıl yorumluyorum? Önümüzdeki günlerde nasıl bir fiyat hareketi beklemeliyiz? Bununla beraber altcoin'lerde neler olabilir? Altcoin'lere yatırım yapmak için daha erken değil mi? Bugünkü videoda bunları konuşalım isterseniz. Başlamadan önce bugünkü videomuzun sponsorunu hızlıca duyurayım. Bugünkü videomuzun sponsoru Gate.io borsası. Gate biliyorsunuz benim çok sevdiğim bir borsa. Altcoin'leri listeleme konusunda özellikle çok proaktifler. Ekiple tahta açma konusunda anlaşamasalar bile gidip spot'tan kendileri o coin'i toplayıp borsada tahtasını açıyorlar. Boğa piyasalarında böyle altcoin rallerinin olduğu dönemde bu da bizim çok işimize yarıyordu. Öyle gidip aptal aptal güvensiz borsalara değişik coin'leri almak için yolmamıza gerek olmuyordu. Gerçi bugün tartışılır hangi borsa güvenilir, hangisi güvenilmez. FTX'in batışıyla artık her şeyi sorgular olduk. Gate.io'da Startup Lucky Wheel diye bir etkinlik yapıyorlardı. İşte bu startup projelere ücretsiz whitelist kazanma şansı sunuyorlar üyelerine. Onun şimdi bir ikincisini yapıyorlarmış. Detayları, işte blog paylaşımını onların alakalı anlattıkları video linkine koyuyorum. Oradan benim Gate referans linkimi de bulabilirsiniz. Altcoin'ler konusunda bence çantanızda bulunması gereken bir borsa. Ama tabii bu son gelişmelerle bir sürü borsa nalları diktiği için hiçbir borsada çok büyük meblağlar tutmayın. Uzun vadeli birikimlerinizi ya da dolar sermayenizi kendi cüzdanınıza ya da cebinize çekin diye uyarımı da yaparak hadi gelin videoya devam edelim. Şimdi biliyorsunuz Amerika'daki enflasyonla mücadele etmek için Fed frene basıyor. Faizleri arttırabildiğince arttırıyor. Bu da tabii küresel risk iştahını olumsuz yönde etkiliyor. Güçlü bir dolara sebep oluyor. İnsanlar daha garanti olan işte ABD tahvillerine vesaireye kaydığı için kripto gibi çok riskli piyasalardan, işte Nasdaq gibi teknoloji hisseleri gibi büyük risk büyük getiri klasmanına giren yatırımlardan çıkış oluyor. Kriptodaki ayı piyasası da bununla derinleşmişti. Bir de bunun üstüne işte piyasadaki aktörler açgözlü bir şekilde kullanıcıların parasıyla kaldıraçlı saçma sapan işlem açtığı için ya da işte rezervlerini yalan söyleyerek şişirdiği için kaldıraçlı işlere girdiği için falan bir sürü aktör nalları dikti. Onunla beraber bizim kriz iyice derinleşti. Şimdi burada senaryo ne zaman düzelecek diye bekliyoruz. Hani genel olarak küresel piyasalarda işte Fed faizleri arttıracak bir yere kadar. Ondan sonra işte Amerika'da resesyon olursa ya da enflasyonda gözle görülür bir iyileşme olursa pivot edecek. Yani şey adımını terse çevirecek. Faizleri düşürmeye başlayacak. Piyasaya tekrar quantitative easing dediğimiz para basma, para enjeksiyonu hamlelerine başlayacak. Onunla beraber işte risk iştahı yükselecek ve işte riskli piyasalara para akacak. Bizim piyasalarda öyle toparlayacak diyoruz.
Şimdi geçtiğimiz hafta Fed'den gelen açıklamalarla işte faiz artışının hızını biraz yavaşlatabiliriz denince küresel piyasalar bunu olumlu yorumladı. Ufak bir rally oldu. Bir de bunun üstüne işte Çin tarafında olumlu veriler geliyor. Biliyorsunuz onlarda bir sıfır Covid politikası vardı. Onu biraz gevşetmeye başladılar. Üretimi ve işte petrol talebini arttırıcı hamleler olduğu için o da işte küresel borsalara can suyu oldu biraz. Bununla beraber Bitcoin'de de çok ufak da olsa bir hareket gördük. İşte 17 bin doların üstüne attı. İyi de bu hani bizim olumsuz görünümümüzü, negatif görünüşümüzü ya da ayı piyasamızı değiştirdi mi? Hayır, değiştirmedi arkadaşlar. Yani gözle görülür daha enflasyonda bir iyileşme yok. Dünyada hala öyle aman aman bir toparlama yok. Fed'in pivot'ı da daha gelmedi. Yani adamlar faiz arttırım hızını yavaşlatacağız diyorlar ama bu faiz arttırmayı bırakacağız anlamına gelmiyor. Daha hala faiz arttırmaya devam edecekler. Bir de bunun üstüne işte küresel riskler, olası bir Ukrayna-Rusya savaşının derinleşmesi ya da şu an ekonomiste bir makale okudum. İşte Çin'in Tayvan'a girmesi, oranın Ukrayna'sı da olacak mı falan kafası. Bu tip şeyler, ondan sonra Covid'in getirdiği üretim krizleri, enerji sıkıntısı, bizim işte kriptodaki güvensizlik, bu büyük borsaların batışı, bunlar hala devam ediyor. O yüzden böyle ufak yükselişlerle heyecanlanıp ayı bitti, boğa geliyor, ondan sonra işte tekrar yükseleceğiz, çok güzel olacak her şey falan, bu tip gazlara gelmeyin arkadaşlar. Ayı piyasasında olduğumuz için, bir de işte sistemik riskler olduğu için piyasada, ki daha önceki videolarda anlatmıştım, hatta çok güzel anlattım, videonun linkini şimdi sağ üst köşeye koyayım, oradan izlemeyenler tekrar izlesin. Yani bunlar devam ederken polyan olmanın, optimist bakmanın, yukarı yönlü hareket beklemenin çok bir anlamı yok. Şu an mesela ben videoyu çekerken piyasalar zaten düşmeye başladı. Orada hani düşüş nereye kadar derinleşebilir, yani hani en kötü senaryo, worst case senaryo dediğim yer, bugünkü rakamlardan bir %40 daha düşebiliriz arkadaşlar. Yani 12 bin 13 binlere ben kesin gözüyle bakıyorum. Çok çok kötü senaryoda 10 bin dolarlar, hatta 9 bin 400 dolarlar bile gelebilir. Öyle olunca da yani Bitcoin'i böyle %40 %50 iskontolu alma şansımız varken niye yani bir 1000 dolarlık yükselişle heyecana kapılıp risk alalım? Şimdi beni biliyorsunuz, şimdi her yiğidin ayrı yoğurt yiyişi vardır diye bir tabir var ya, beni biliyorsunuz, ben şey day trader değilim. Ben öyle günlük al sat ufak tefek hareketlerden para kazanan bir adam değilim. Kanalda da hani yatırım tavsiyesi soranlara, hani benim tadımda yatırım yapmak istiyorsanız kendinize sprint koşucusu olarak değil, maraton koşucusu olarak bakın diyorum. Benim için büyük hareketler, büyük trendler önemli. Son ayı boğa piyasasında da Bitcoin 10 bin dolardan 13 bin dolara doğru çıkarken ben mesela hiç işlem açmamıştım. Kimseye de önermemiştim. Bir sürü şey eleştiri almıştım. İşte bize %30 getiriyi kaçırttım falan filan diye. Ama benim için 13 bin küsur dolarlarda valide olacaktı o işte boğanın geldiği, yükseliş trendinin netleştiği. 13 bin küsurların üstüne çıktığımızda tamam, artık girilir dedim. Oradan pozisyonumu aldım. İşte 64 bin 65 bin dolarlara kadar ilk rallide çıktık. Yani ben öyle 3'üne 5'ine bakmıyorum. Hani bu iş şey değil, sonuçta bir mutlak değil, gidip her şeyi en dibinden almak ya da yani en zirvesine satmak mümkün olmadığı için trendi net görebildiğim zaman, uzun vadeli trendi net görebildiğim zaman yatırım yapıyorum. Bu bağlamda da şu an ben piyasaya hala girmek için erken olduğunu düşünüyorum ve hala şeyin, Fed'in pivotu gelmediği için bizim piyasadaki batmaların, çatmaların da devamının gelebileceği korkusuyla işte şimdilik temkinli olmanın daha sağlıklı sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Şimdi isterseniz bir de rakamlar üstünden konuşalım. Yani hangi seviyelere dikkat etmemiz lazım? Mesela ne zaman ben fikrimden dönerim kısa vadede? Ha, haksızmışım, hakikaten piyasada bir kısa vadeli yükseliş olacak derim mesela. Ne zaman derim biliyor musunuz? 18.400 doların üstüne atabilirsek ve orada kalabilirsek Bitcoin'de, ha dedik biraz da demek ki dibi görmüşüz, artık iş yavaş yavaş toparlıyor derim. Ama 17.600'ün üstünde uzun vadeli kalamadığım sürece ya da 17.600'ü geçemediğim sürece burası işte şey getirin adına bizim için önemli bir seviye oluyor. 18.000-18.400 arası mesela acayip bir direnç var. Şu anda da mesela piyasa çok yatay hareket ediyor ya, ne zaman bir yatay hareket olursa orada fiyatlamalar oluştuğu için, alanlar satanlar çok fazla, işte orada hacim yaratıldığı için o destek ya da direnç görevi görüyor. Bizim de işte yani 17.600'e çıktı diyelim, 18.000-18.400'ü kırmamız için hakikaten mucizevi bir şey olması lazım. Yani hakikaten o ara Fed'in
pivot etmesi lazım. Ya da işte Elon Musk'ın çıkıp Twitter'a biliyorsunuz ödeme sistemi entegre edeceğim gibi bir planı var. Orada ben Dogecoin'i kullanacağım diyebilir. Öyle bir şekilde tekrar kriptoyu heyecanlandırabilir. Öyle bir şey lazım. Yani çok ekstrem bir hareket olmadıkça şu anki ekonomik konjonktürde 18 bin dolarlarda da çok ciddi direnç olduğu için hani terste kaldık diyebilecek bir hareket olsa bile 18 bin 18.400 doların üstüne çıkmamız çok zor. 17.600 doların üstüne duramadığımız sürece de bu kısa vadeli yükseliş dalgasını devamını getirmek çok zor. O yüzden hani buradan yön tekrar aşağı alacaktır diyorum. Bu hafta da haklı çıkar mıyım çıkmaz mıyım bilmiyorum ama 16.400'leri hatta 16.000 doların altına bir hareket gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu geçtiğimiz hafta terste kaldım yani tahmin olarak. Kısasa kısas dediğimi dinleyenler işte bilemedim falan diyorsanız evet bilemedim ama geçtiğimiz haftadan bu haftaya olan yükselişte işte teknik verilere baktığımız zaman hacmin olmadığını görüyoruz. RSI'nin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Piyasadaki işte korkunun devam ettiğini görüyoruz. Böyle bir ortamda da o yüzden çok dişe dokunur bir yükseliş gelmesini beklemek mantıksız olur. Piyasada yükseliş olmaz diyorum. İşte bu yatay hareketin sonunda patlama biliyorsunuz yatay hareketlerde bir sıkışma olur ondan sonra işte patlak verir fiyat. O anki trende göre de yani beklentiye göre de yukarı ya da aşağı doğru sert bir hareket görürüz. Aşağı olursa bir patlama aşağı olur diye düşünüyorum. Sistemik risklerden bahsediyoruz. İşte nedir? FTX'in çöküşüyle beraber başka nalları dikecek firma olacak mı? Ya da işte FTX'in iflası nasıl karşılanacak dünyada? Orada da çok ilginç şeyler oluyor. Siyasi şeyler oluyor. Biliyorsunuz işte FTX ve Alameda Research Amerika'da demokratların en büyük donörlerinden biriydi. Resmi olarak 1 milyar dolara yakın şey ettiklerini, yardım ettikleri falan raporlanıyor. Bir de bu işin gayri resmi tarafı var. El altından kim bilir kaç milyar dolar verdiler. Tabi durum öyle olunca Amerikan medyası falan işte Sam Bankman-Fried'i bayağı hala böyle yazık adam işte battı bak daha ne olsun falan işte hata yaptı dolandırıcı olarak şey etmiyor da dinlendirmiyor da daha hala herifin masum bir portre çizmeye çalışıyorlar. Bir de şimdi Senato çağıracakmış işte bu adamı hani niye battın ne oldu anlat bize diye. Orada bir tarih belirlemişler galiba 13'üydü bu ay. İşte şey SBF çıkmış bugün Sam. Demiş ki yani tabii ki ben şey senato karşısında ifade vereceğim ama 13 bana uygun değil falan. Beyefendiye bak yani koskoca Amerikan senatosuna şartları şey diyor. Kendi belirliyor ne gün hangi şartlarla geleceğini. Bu işin içinden o yüzden çok pis politik bağlantılar çıkabilir yani. Hazır Amerika'da da başkanlık seçimleri artık dillendirilmeye başlamışken onun vakti yaklaşıyorken. Yani böyle bir ortamda işte hani regülatörler başta Amerika olmak üzere devletler bu işi nasıl şey edecekler, yorumlayacaklar, nasıl bir hamle yapacaklar onu görmek lazım. Ben açıkçası görmek isterim. Çünkü FTX'in batışı sadece borsa batışı olarak görülmemeli. Yani bayağı sektörü olan güveni sarsıcı bir olaydı. Bir de tabii çok büyük skalada bir patlama olduğu için beraberinde de yancılarını götürme riski var. Zaten ufak tefek olan işte BlockFi, onlar battılar bile bir iflaslarını açıkladılar ama şimdi işte Gemini ve Grayscale işte dünyanın en büyük Bitcoin fonlarından biri. Bunlar mı batacak tartışmaları dönüyor. İşte onlar biliyorsunuz bir gizlilik ayağına Bitcoin'leri hangi cüzdanda tuttuklarını söylemediler. Oradan bir huylandı insanlar. Ben ama daha çok şeyden huylandım mesela. İşte bu Grayscale'ın, Gemini'nin, ondan sonra CoinDesk'in sahibi grup şirketin web sitesinden şeyi kaldırdılar mesela. Biz kimiz sayfasını. Orada işte başkanları, kurucuları, yönetim kurulu üyeleri falan vardı. O sayfayı senelerdir faal yayındayken şimdi sildiler. Web sitesine girince bulamıyorsun ama işte web archive'a girdiğinde buluyorsun. Bu yani çok bence huylandırıcı bir şey. Demek ki yani bir pislik patlayacak ki hedef olmamak için kendilerini şimdi yavaş yavaş şeyden, internetten siliyorlar. O yüzden işte dediğim gibi orada şeyin FTX'in batışının tozu daha tam inmeden de hani fiyat hareketi ve teknik bir kenara o olaylar bir durulmadan netleşmeden de yatırım yapmak bence çok akıl kârı değil. Çünkü şöyle düşünün yani mesela borsa morsa tamam o da mesela riskli bir yatırım sınıfı ama yine borsadaki hisselerde özünde bir hisse aldığında sen o şirkete ortak oluyorsun. Ortak olduğun şirket de fabrikası var, arsası var, ham maddesi var, ihracat yapıyor, müşterisi var. Ne bileyim böyle Ereğli, Koç gibi şirketlerde işte bizim borsadan örnek verecek olursak kaç senelik köklü bir geçmişi var. Ondan sonra halka açık raporlar veriyor, yönetim kurulu şey ediyor. Hani yani orada aşağı yönlü terste kalman maksimum işte %40-50
sermayeni eritir. Ama işte borsadaki değer üretiminin aksine kriptoda, özellikle de altcoin'lerde bir değer üretimi olmadığı için, havadan değer yaratıldığı için tamamen spekülatif bir şekilde 1 dolardan 3 dolara satıyor, 3 dolardan 5 dolara satıyor. Böyle bir balonla büyüdüğü için bu denli riskli ve hani bu denli arkası değer üretimine dayalı olmayan enstrümanlara çok da heyecanlı girmemek lazım. Yani kafası azıcık çalışan adam burada hakikaten korkmalı. Burada değer üretimi yorumuna uyabilecek tek bir coin var. Zaten o yüzden son bir aydır videolarımda Bitcoin'den bahsediyorum. Bitcoin. Çünkü Ethereum'da da 2.0 update ile beraber işte Proof of Work'den Proof of Stake'e geçtiler. Orada işte tokenomics'i değiştirdiler. Şimdi o bile platformdan altcoin'e döndü, vergilendirilebilir, işte regülasyonları takılabilir, konuşmaları dönüyor. Ama Bitcoin'de gene görece olarak bir değer, işte ne derler, değer üretimine, üretime dayalı bir değerleme var. Çünkü bir Bitcoin üretilmesinde çok ciddi anlamda enerji tüketiliyor. Çok fazla algoritma, işlem gücü harcanıyor GPU'larda, şeylerde, onlar makinalarda. Bu da bir değerdir göreceli. Yani tamamen havadan yaratılan bir coin değil Bitcoin. Diyerek bugünkü videoyu da bitireyim. Ya dediğim gibi ortalık kötü olduğu için, çok fazla bir hareket olmadığı için, hacim de yok, haber de yok, görünüm kötü, konuşacak konu bulmakta zorlanıyorum, yalan yok. Ama hani sizi kırmamış olmak adına haftalık videolarıma devam etmiş olmak için bu videoları kısa da olsa çekmeye devam ediyorum. Başka hangi konulara girebilirim, daha uzatayım mı, kısaltayım mı, bu konuşmaları, o konularda yorumlarda bana düşüncelerinizi paylaşırsanız çok çok sevinirim. Geçtiğimiz haftanın çekiliş sonucunu yine ilk yoruma sabitliyorum. Kazanan arkadaş oradan kendi görüp benimle iletişime geçebilir. Şimdiden tebrikler. Bu hafta da bir şanslı arkadaşımıza Ledger Nano S Plus cüzdan hediye edelim. Bu cüzdanları Coinox firması veriyor bize İstanbul'dan. Çekiliş beklemek istemiyorsanız da Coinox'un sitesinden, resmi distribütörü zaten, gidip siz de satın alabilirsiniz. Onun linkini de video açıklamasında bulabilirsiniz. Çekilişe katılmanın şartları her zaman olduğu gibi aynı. Birincisi, bu videoyu beğenip altına yorum yapıyorsunuz. İkincisi de beni tüm sosyal medya hesaplarımdan ve YouTube kanalımdan takip ettiğinizden emin oluyorsunuz. Hepsinin linki video açıklamasında mevcut. Diyerek haftanız güzel olsun diyeyim. Bakalım bu hafta kısa vadeli analizim tutacak mı? Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.